İlmin Işığı kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımızı beğenip abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur. 2018 senesinde kurulan ancak oldukça uzun süredir sessizliğini koruyan Türkiye Uzay Ajansı, geçtiğimiz günlerde dikkatleri üzerine toplayan bir paylaşım yaptı. Resmi Twitter hesabı aracılığıyla gerçekleştirilen paylaşımda yer alan video, oldukça yakın bir tarihe işaret ediyor. Bu sene 3. yaşını kutlamaya hazırlanan Türkiye Uzay Ajansı, kurulduğu 2018 senesinden beri çalışmalarını sessiz bir şekilde sürdürüyordu. Türkiye'nin uzaydaki yol haritası olarak bilinen Milli Uzay Programı'nı hazırlama üzerindeki adımlarıyla bilinen Türkiye Uzay Ajansı, geçtiğimiz saatlerde yıllar süren sessizliğini bozdu. Türkiye Uzay Ajansı resmi Twitter hesabından paylaşılan video, kısa süre içerisinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Videonun son saniyelerinde yer alan 9 Şubat 2021 tarihinde sadece birkaç gün sonra Türkiye'nin uzay çalışmaları ile ilgili kritik açıklamaların yapılması bekleniyor. Bu ihtimali güçlendiren bir diğer paylaşım ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından gerçekleştirildi. 9 Şubat'ta Türkiye Uzay Ajansı neler açıklayacak? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın yaptığı açıklamalardan biri ile Milli Uzay Programı'nın 2021'de başlayacağı biliniyordu. 2021 başından 2030 sonuna kadar zamanlanan programın detayları hakkında çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu durumun 9 Şubat muhtemel duyuru ile değişmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde SpaceX kurucu CEO'su Elon Musk ile görüşmesi ve SpaceX'in onayları nedeniyle uçuşlarını sürekli ertelemesi akıllara SpaceX fırlatışlarının Türkiye'de yapılıp yapılamayacağını getirmişti. Aynı zamanda SpaceX geçtiğimiz zamanlarda TÜRKSAT-5A uydusunu uzaya gönderiminde kilit rol oynamıştı. Aynı zamanda akıllara gelen bir diğer ihtimal Roketsan tarafından üretilen roket. Yapılan ilk denemelerde 130 kilometrelik yükseklik kazanabilen roketin Türkiye Uzay Ajansı'nın açıklamaları ile ilgili olabileceği de düşünülüyor. Tüm bu ihtimal ve iddialardan hangilerin gerçekleşeceğini ise 9 Şubat tarihi gösterecek. Türkiye uzayda yeni bir oyuncu. Aradaki mesafeyi kapatabilmesi için çok yoğun bir çaba içinde olması lazım. Çünkü çok temel teknolojileri milli ve yerli olarak gerçekleştirebilmek için çok fazla insan gücü ve çalışmaya ihtiyacımız var. Gelinen noktada Roketsan ve Türkiye'nin uzay programına olan taahhütlerini yerine getirdi. Bundan sonraki aşamalarda da taahhütlerini zaman kısıtları da dahil olmak üzere, yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye devam edecek. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci. Türkiye'nin bundan sonraki uzay haritasında bu ve benzeri birçok faaliyetin olacağını değerlendiriyoruz. Mevcutta yapmış olduğumuz çalışmaların da çok farklı alanlara etkisi olabilir. Özellikle uzaydaki radyasyon etkisi ve dayanımları, oradaki ortamla ilgili olarak yüksek dayanımlı sistemlerin ortaya çıkartılması, aynı zamanda ulaştırma, sağlık hatta tarım gibi alanlarda da çok farklı açılımlara yol açabilecek teknolojileri ülkemize kazandıracak. Şu anda önceliğimiz Türkiye'nin uzaya erişimini sağlamak ancak burada elde edilecek teknolojilerin çok farklı alanlarda da ülkemize katkı yapacağını değerlendirmek yanlış olmaz dedi. Murat İkinci, tüm bu çalışmalarda Roketsan'ın en büyük gücü, beraber çalıştığı paydaşlardan aldığını vurguladı. Bu gücün daha üst seviyeye çıkartılması için paydaşlarının teknik kapasitelerinin artırılması gerektiğine dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti. Yetiştireceğimiz insan gücü ve paydaşlarımızla oluşturacağımız teknolojik güç, önümüzdeki dönemde Türkiye açısından çok daha ciddi bir yükselme noktası olacak diye değerlendiriyoruz. İş ortaklarımızla olan ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Roketsan ile birlikte çalışan, beraber üreten firmaların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle millilik ve yerlilik konusunda çok ciddi çaba içindeyiz. Bu çalışmaları uzay programı kapsamında da genişleterek kabiliyetli firmalarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Son olarak İkinci, uzaya ilk erişimi 2018'de bir sonda roketiyle sağladıklarını anımsatarak, Türkiye'nin ilk uzaya erişiminde 130 kilometrelik mesafeye çıktıklarını belirtti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dile getirdiği gibi, istikbal göklerdedir, diyerek gelişmekte ve ilerlemekte olan güzel ülkemizin, bu tür projelerde daha da ileride görmeyi umut ediyor, dünya çapında üstleneceği bu yeni rolünde, süper güçler arasında olacağımız zamanları da görmeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve sorularınızı bizlere yorumlar kısmından ulaştırabilir, bunun gibi içeriklerin devamı için, kanalımızı beğenip abone olabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri içeriklerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.